Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halki Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrül kelami kelamullah ve hayrül hadiye hadiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyan sohbetimizde siz bilen Allah'ın yolunda infak ihsan kılıçlığı ile gel mavzulu yaklaşken bulduk. Ve bir kança ayet hadislerde görüp çıktık. Hususen onlarda bana kısaca takılara koyduğum bulsak. Allah Ta'ala Sabah Suresi'nde merhamet kılıp etti. Estaizu billah. Ve me enfaktum min şeyin fahve yuhlifuhu ve huve hayrur razıqin. Kaysi bir nesane Allah Ta'ala infak ihsan kılarken sizler. Elbette o özüge yetiştip geledi. Ya ki muhakkastan Allah Ta'ala ziyala kılıp birilerde bir ayetlerinde. Hadis hususunda Allah Ta'ala merhamet kıldı. Ya İbni Adam enfik unfik aleyk. Ya adam balası. Sen infak kıyın, elbette ben hem senge infak kılamayın. Allah yolunda ihsan kıyın kişi, Allah yolunda hayır kıyın kişi, elbette Allah tamamdan merhamette alışıyla Allah tamamdan vadar kılınken. Bana başka hadislerde Resulullah s.a.v. merhamet kıladı. Hassinu amualakum biz zeka ve davu marzakum biz sadaka ve istakbalu albalaya anva albala bid dua. Malı dünyaylarda zekat bulan kurganlıylar. Radallah bana şu hususun işi zekat belirlediğim bir Ramazan oyiga mo'jallagan bo'lsak, zakot bizi molimizni qo'rg'on sifatida qurilishiga kafolat bo'ladi. Kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar va turli balolarni duo bilan qaytaringlar yoki kutib olinglar deb Rasululloh marhamat qilgan. Demak, zakot berishlik molimizni himoyada qo'rg'onda bo'lishini kafolati, sadaqa qilishlik bu kasallarimizdan shifo topishligimizni sababi va duo tevadan keladigan balolarda to'sadigan bo'lgan amal. Hadislarda keladi, duo bilan yuqoridan keladigan balo qiyomatgacha to'xtamaydi, urushib turadi deyiladi. Tevadan Alloh taolo baloda taqdir qilgan bo'lsa, inson duo qilar ekan, albatta bu balo qaytadi. Inson modomiki kasal bo'lar ekan, sadaqa qilar ekan, bu kasalni Alloh taolo ko'taradi. Modomiki zakot berar ekan, molini hifz qilmasini saqlaydi Alloh taolo. O'zi sadaqani biz kasal bo'lgandan keyin doktor mevzudur sadaqa yuramiz uni. Majburiy sadaqani. Ana shu kasal bo'lgunga qadar shuna saqlanadigan bo'lsa, shu kasallarda oldi onlar ekan birodarlar. Boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana baxil Allohdan uzoqdir. Jannatdan uzoqdir. Odamlardan uzoqdir. Jahannamga yaqindir. Sahiy Allohga yaqindir. Jannatga yaqindir, odamlarga yaqindir, jahannamdan uzoqdir. Saxiylik bilan baxillik birodarlar. Boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislar bor mana shu sadaqa to'g'risida, Alloh taolaga infoq to'g'risida. Allohga qasam dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlarni qilgan sadaqotinglar dunyoylardan kamitib qo'ymaydi dedi. Har bitta so'zi rost bo'lgan, Allohdan haq va'da olishga sazovor bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida qilgan xayr ihsoninglar dunyoyilarni kamitib qo'ymaydi. Qasam ichib aytayapti birodarlar. Mana bugungi suhbatimizga o'tadigan bo'lsak, bugun inshaalloh qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yish degan mavzu bo'ladi. Qalbni bo'shatish. Qalbni ham bo'shatib bo'ladimi? Degan savol bo'lishi mumkin. Inson ikkita narsadan iborat birodarlar. Jasad, ruh. Shunday emasmi? Mana shu ikkita narsadan eng asosiy narsa jasadmi yoki ruhmi? Biz shuni farqiga borib olaylik avval. Agar insonga bir kiyim berilgan bo'lsa, misol bir inson oppoq kiyim kiygan bo'lsa, oq shimini, oq ko'ylakni kiygan bo'lsa, bu kiyimini kir bo'lib qolishligidan xijolat bo'ladi-da, to'g'ri kiygan joyiga o'tira olmaydi. To'g'ri kiygan joyga suyana olmaydi. Endi sal kirchimoqroq kiyingan odam to'g'ri kiygan joyga yonboshlab ham olaveradi, to'g'ri kiygan joyga o'tirib suyanib ham olaveradi. Ikki xil odam, bir xil kiyim, rangi ikki xil bo'lganligi uchun munosabati ikki xil bo'lyapti. Kiyim sizni avratingizni yopib, issiqdan, sovuqdan saqlash kerak bo'lgan xizmatkor emasmidi? Mana shu jasadingizni xizmatda turadigan xizmatchi bo'lishi kerak emasmidi? Lekin men afsus bo'lsinki, siz bilan biz uchun xizmatkor qilib bergan mana shu jasad ruh tusdan xo'jayin bo'lib qoldi. Biz ruhimiz, qalbimizni rohatini bir chekiga surib qo'ydik-da, jasadni rohatini qo'yadigan bo'ldik. Bu jasad kiyim emasmidi? Alloh taolo bu dunyoda kiyintirib qo'ygan edi, turpo bo'lib chirib ketgandan keyin qiyomatda qaytarib kiyintirib bermasmidi? Biz ana shu oq shimni kiyib olib, xizmatkorlardagi bo'lib qolgan odamga o'xshaymiz.
Ya'ni shim sizni xizmatingizni qilishdan o'rniga siz shimni xizmatini qilib qo'yapsiz. Xo'p, inson ikkita narsadan iborat ekan. Ruhdan, jasaddan. Ruh Alloh subhanahu va taolodan chiqib kelgan narsa. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi, qachonki mana shu lodan yaralgan odamga o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilinglar dedi. Alloh taolo o'zini ruhidan kirgizganligini bayon qilyapti. Jasad yerdan chiqqan. Mana shu turpoqda jinsida qanandaqa ximiyaviy element bo'lsa, insonda jasadida ham bor ekan. Sizlarni turpoqdan yaratganmiz, turpoqqa qaytarasizlar, yana turpoqdan qayta tiriltiramiz dedi Alloh taolo. Bu jasadlar, birodarlar, kim? Bu xizmatkor. Mana shu ruhimizni abadiy rohatga yetishiga xizmat qilish kerak bo'lgan xizmatkor edi. Ruhni rohati ustun turadimi, jasadni rohati ustun turadimi? Biz jasadni quvolaydigan toifalarga aylanib qolmaylik. Shunday bir davrlar bo'ldiki, maymundan yaralganmiz, turpoq olib ketganimizdan keyin qayta tirilmaymiz dedi-da, ana shu maymundan yaralganlar mashinada ishonish vardi bizga, ishontirish vardi. Va faqat jasadni rohatini quvolaydigan bo'lib qoldik. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik insonni ikki dunyoda saodatga yetishligiga kafil bo'ladigan amallardan. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik. Mana shu mavzu bugungi mavzuimiz. Avval qalbni bo'shatishdan burun ibodatni nimaligini bilib olaylik. Ibodatni nimaligini bilib olaylik, boshqa narsani chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, roza, zakot, hajni tushunamiz. Albatta bular ibodatning ulug'lari. Va men aytib o'tsamki, ibodat deganda faqat shuningdan tushunib qolganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, roza, zakot ibodat, haji. Birodarlar, yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib dam olishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotini lahzasi yo'q. Va biz u ahadikum sadaqa de Rasululloh. Hatto ayolinglarga yaqinlik qilishliginglar sadaqasilar uchun ibodat dedi. Yo Rasululloh, ha o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga olib borishib qo'yishlik ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi dam olsa, turib bomdod o'qisa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgan uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishda maqsadimi? Quvvatlantirsa o'zini Alloh yo'lida to'g'ri ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. Musulmonda uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirda uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi, lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarflaydimi? Demak, buni yurishligi ham, uxlashligi ham, turishligi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani, ibodat degani. Bu juda keng ma'noda o'z ichiga oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolani rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamni qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligining ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi, shu qilayotgan ishidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'i nazar Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak, boshqa niyati surish kerak. Bu ixlos. Ikkinchi qismi muvofaqata sunna. Ana shu qilayotgan ishidan niyati zo'r, endi qilayotgan ishini ko'rinishi ham qana bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgandek bo'lish kerak. Yaxshi niyat bilan tumor ilib qo'yayotganlar bor. Niyati yaxshi. Yaxshi niyat bilan pichoq olib qo'yayotganlar bor dasturxon ustidan. Niyati yaxshi. Lekin shu qilayotgan ishi payg'ambarimiz qilganmi deb so'rasak, yo'q birodarlar. Va aksincha, payg'ambarimiz aytgandek zo'r qiladi ko'rinishini amallarini, lekin niyati Allohning roziligi bo'lmasa, bu riyo, bu sum'a deyiladi. Ibodat degani musulmon odamni ichi yu tashi faqat Allohni deb yashashligi ibodat. Xo'p, shu ibodat bo'lsa, qalbni nimadan bo'shatamiz? Qalbimizda nima bor yana? Qalbimizda ko'p narsa bor. Allohga bo'lgan muhabbat bor, bolachaqaga bo'lgan muhabbat bor, moli dunyoga bo'lgan muhabbat bor, ko'p muhabbat turlari aralashib ketgan.
Alloh taolo aytayapti, bitta meni muhabbatim tursin deydi. Qalb nima? Hadislarda kelar qalb Alloh taoloning qo'lidagi piyolalarga o'xshatilgan. Xohlagan tomoniga buradi deydi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, chiroyimizga, pulimizga qaramaydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat shunda kunki deydi Alloh taolo. Bu kunda na mol dunyoilar, na balachaqaylar asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan bo'lsanglar shu qalbingiz asqatadi. Alloh taolo faqat bizni qalbimizga qaraydi. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy bir savol bor. Qalbimizni to'g'risida nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy savol bor. Sizni hayotda nima xursand qilyapti va nima qayg'uga solyapti? Ko'p aytganman, bular bosa qaytaramiz. Yosh bolangiz qand qog'ozni o'ynab keladi, yutib. Keladi-da xursand keladi. Ha oğlum, ha nevaram desiz, dada dedi, opa dada dedi, onta dedi, kağızı yutu aldım, kantı kağızını dedi. Kursan kiradı. Ha sizge bari var. Çünkü bu kağızı kalbizde joy yok. Sizde başkası joy var. Balez öş günü tüşleri rengi buladı. Ertas günü kiradı. Ha oğlum, ha nevaram, ne ki kağızı salın gene, ne hapaz desa, kant kağızlarımı yutkizi koydum dedi. Sizge yana bari var. Çünkü o kant kağızı sizde joy yok. Bolangizni xursand qilib xafa qilganligining sababi qog'oz, qalbida joy bor unga. Siz uchun bu axlat edi, qand yeb tashavorar edingiz. Lekin bolangizni qalbida qog'ozga joy borligi uchun bu qog'oz xursand qilyapti uni, bu qog'oz xafa qilyapti. Mana endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, qaraylik. Bizi qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilyapti, nima xafa qilyapti? Ko'prikdan o'tib ketyapti, kursni qarayapmiz, siqilib ketyapmiz. Şükreti yaptın halka. Subhanallah. Yani ana şu kağız bilen işi bulmayan adam ya karaka, o karadan koymuyordu yakın. Çünkü kereyemez onge. Onda unası yok. Şunu değil mi? Onge keregi yok unasana. Kalbide joy yok onge. İki de adamda bir futbol kemanda yüküzü koysa birini görse biri yerkeni gene köresiz. Cirilla bez otobol ekeni köresiz bazı bu adamlarda. Sizge beraber. Çünkü kalbizde unasaya joy yok. Mana birodar, qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilib, nima yig'latyapti. Juda ko'p narsa xursand qilib yig'latadi bizni. Inakin arzimagan narsalar bo'ladi u. Ina u xursand bo'lib xafa bo'lganimiz bilan o'zgarib qolmaydi hayot. Shunday emasmi? Mana shunga o'xshagan narsalardan qalbingni bo'shat, deyapti Alloh taolo. Hadis qudsida Alloh subhanahu va taolo mana aytadi, ya inna Alloha ta'ala yaqul, an-nabiy sollallohu alayhi vasallam Ya ibn Adam tafarrag ibadati amla sadraka ghina va asud faqraka va in la tafal mala'tu yadaka shughlan va lam asud faqraka. Qarang, istifordasiz 5 ta narsa bor ekan. Siyla rahim qilsangiz umringizga rizqingizga Alloh baraka berar ekan. Infoq ehson qilsangiz o'rniga to'ldirib qo'yar ekan Alloh taolo bitta onangizga 10 ta berar ekan. Qarang qanaqa oson. Qarang qanaqa oson. Taqvo qiling 14 ta foydasi bor. Istifor eting, kutmagan joydan rizqingizni beradi. Tupikka kirib qolganingizni Alloh taolo chiqarib yuboradi. Nimaning evaziga? Allohni rozi qilishga g'am qilinglar, deyapti. Bekarga oxirda bermayapti bu dars. Tavakkal qiling, eng kuchli odam bo'lasiz. Taqvo qiling, eng hurmatli odam bo'lasiz. Tavakkal qiling, boy odam bo'lasiz. Qaranglar-da, mana shu darslarni boshlayotganimizda shu oyatni keltirdik. Fabutag'o indallohi rizqo va abuduhu va shukuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Allohning huzuridan unga ibodat qilib, unga shukr keltirib istanglar. Allohni o'ziga qaytib borasizlar deydi. Mana shu sabablarni qilib qo'ysak, ko'pam mana shu jasadni qiynamasa ham Alloh beraveradi. Hadis hudusiga qaraymiz. Alloh taolo aytadi, "Ey odam bolasi" deydi. "Meni ibodatimga bo'shat" deyapti. Qalbingni bo'shat deydi. Bo'shangin meni qalbim ibodatim uchun qalbingni bo'shatgin. Ko'ksinga boylikni to'ldirib qo'yaman. Qo'li qatinga deyapti, cho'ntagingga deyaptimi? Qayerga deyapti? Seyfingga deyaptimi? Boylikni qatinga solayman deyapti. Birodarlar, boylik qalbda bo'lar ekan, u seyfda yoki cho'ntakda, do'konda bo'lmas ekan. Hali rizqni bozordan istayapmiz-ku biz. Allohdan oldin ista, keyin bor bozoringa deyapti. Ibodat deganda, demak tavakkalda Allohga yotib olish kerak ekan, hamma ish tashlab islom biror kun dunyo ishini chekiga qo'yiladi degan emas. Islom ikkalasi mana shunday o'sha degan.
Bittasi ibadet, bittasi din degen. Hadislerde keladi. Eğer bitti darahtı köçatını yer yotkizekken bu ses, kıyamet başlanıp olsa taşak etmeyin deydi. Köçürüp koyun deydi. Dünyada abad kılıçdaki iş aramaz mı? Adam Aleyhisselam yerge çürüp durup, yerde abad kılasan demedi mi? Akeler asfaltı salış gerek, darahtı ekşi gerek, uydu, balacakhanı bakış gerek. Lekin bu Allah'ın ibadetinden, aşkanımızdan keyin kılışımız gerek. Boylikni köksünge joylayman. Boylik nimada? Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik boylik akalar. Shunday emasmi? Kambag'allik ham xuddi shuning teskarisi. Alloh bergan kunga rozi bo'lmang, sizdan qashshoq odam yo'q. Qancha pulingiz bo'lishidan qat'iy nazar. Ey odam bolasi, meni ibodatimga qalbingni bo'shatib qo'ygin, köksünge boylikni beraman. Rozilik degan boylikni beraman. Va asuddu faqraka. Faqrligini to'sib qo'yaman. Ya'ni millioner bo'lib ketasan, million beraman demayapti. Xotirjam bo'lasan deyapti. Bir narsaga muhtoj qilmayman deyapti. Mana boylik. Kerak bo'lganda kerakicha beraman, oshcha bermayman. Lekin matinda nima bor? Rozilik bor, qanoat bilan, xotirjamlik bilan yashaysan. Endi buni aksini qarat. Agar shunday qilmasang deydi Alloh taolo. Agar shunday qilmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Sizlar rahimga vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Ishlar ko'p. Oshnamizni ko'yini uni qoldirmaslik uchun borib o'tiramiz, bo'g'ilib, siqilib bo'lsa ham, xafa bo'lib qolmas. Lekin ota-onamiz oldiga kirib-da kiramiz, nima qilamiz? Ishlar ko'p, tez vaqt chiqib ketish kerak. Ya'ni oshnamizni ko'yinini o'ylaymiz, ota-onamizni ko'yinini insof qilaylik-da, shunday-da. Agar qalbingni bo'shatmasang, bu yer yuzidagi vallohu alam aksariyat insonning holati. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqrligini to'smayman. İşi to'xtamaydi, doim sezon. Pul o'shuncha, lekin kamchilik ham yetishmoqchilik ham o'shuncha. Qo'lida qancha katta bo'lishiga qarab, dard ham o'shuncha xilma-xil, muammo ham o'shuncha xilma-xil, orzu havas ham ana shuncha xilma-xil. Bitta narsani evaziga beryapti Alloh bu narsani. Qalbingni bo'shat meni ibodatim uchun deydi. Qila olamizmi, qila olmaymizmi? Mana qalbda nima borligini bilishingiz oddiy testdan aytib berdim. So'rang o'zingizdan. Chiqsangiz paxtakarni yuzib qo'yibdi. Xotirjammisiz? Demek qalbingizda yo'q bu narsa. Siqilib bog'layapsizmi? Uxla olmaydigan ahmoqlar bor. Falon mamlakatda manaqa ish yo'qdi-da bittasi gapirsa, ikkinchisi uni teskarisini gapiradi, jiqamni shop ketadi. Senga nima? Baribir emasmi senga? Bizi qalbimiz Allohning ibodatidan boshqa narsalardan chalg'ib qolgani uchun mana shunday holatlarda yashayapmiz, birodarlar. Mana salaf solihlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular qanaqa bo'lishgan? Abu Dardo roziyallohu anhu islomga kelgunga qadar Madinadagi katta boy savdogarlardan bo'lgan. Uni do'sti Abdulloh ibn Ravoha ana shu Badr g'azovatdan kelyatib, kirib uyga kirib butini sindirib chiqib ketadi. Har kuni sig'inadigan butini. Do'stiga ravo ko'rayotgan narsasini qarang. Shu butga sig'inmasini kelib chaqirsa, ayoli Abu Dardo chiqib ketgansiz, ichiga kirib chiqadi dedi. Mehmon olsa kirib butini sindirib chiqadi. Abu Dardo kelib qarasa butini sindirib qo'yibdi. Shunday bir g'azab otiga minadi, qilichni olib Abdullohni chopaman deb chiqadi-yu, Alloh hidoyat beradi. To'xta, bu iloh bo'lsa o'zini himoya qila olmabdi-yu. Shu kundan boshlab iymon keltirdi. Islomni, iymonni qalbda Allohga bo'shatib qo'yishdi, mazasini topgandan keyin aytgan ekan. Katta boy bo'lgan u kishi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning devori bilan bir devor do'konim bo'lsa, masjidi bilan 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, kuniga 1000 dinor foyda topsam, qilmadim shu variantni deydi. Nimaga desa, qalbim tijorat bilan og'ri bo'lib qolar ekan baribir. U yo'qligi uchun keyin kambag'allikda to'ladi emas, bo'lgan boylikda had mazasini ham tortib ko'rgan, iymonda mazasini ham tortib ko'rgan, ini farqni olgan. Momani qilma deyishdan burun boshqa narsani ko'rsin-da bir odam. Maloqat demaz ekan buni yema demasdan shirinini beringda. Yeb ko'rgandan keyin u nariga o'zi tashlab yuboradi. Bizda yo'qda qalbimizda boshqa rohat. Shu 5-6 so'm topsak xunaymiz, 5-6 so'm ketsa xafa bo'lamiz. Undan boshqa bizni xursand qilib xafa qiladigan narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga mehmon kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida hech narsa yo'q ekan birodarlar. Qaranglar, domasha o'tirganlarda kim uyda shu holat? Rasulullohning uyida hech narsa yo'q. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Sizlar o'ylaganda yaxshi narsa bo'lganida, kofirlar bu dunyodan bir tomchi qush suv ichganchalik narsani ham olmasdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo: "Ey Muhammad, Makkani Batxo degan joyni oltindan qilib beraymi?" dedi. Rasululloh: "Yo'q" dedi. Payg'ambarimizga podshoh payg'ambar yoki kambag'al qul payg'ambar bo'lishi taklif qilinganda, qul payg'ambarlikni kamtarlikni tanladi. Ana shu ketib olgan chiroyli dunyo degan qizga hamma ko'zini qisib-qisib ketaveradi dedik. Qiyomat kunida kampir bo'lib ko'rsatilganda, haddar ekan odamlar. Dunyoda ravo ko'rmaganman seni chiroyli qisib aytingda mo'min bandamga. Endi kampir bo'lganingda jannatga kirganda seni ravo ko'ramanmi deyapti Alloh dunyo hayotiga. Agar biz o'ylagandagi yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda tanlasa kerak edi. Agar bu dunyo hayoti biz o'ylagandagi yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimizgacha qiyomatgacha yashashlik taklif qilindi. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi deyildi. Yer yuzida siz hukmron bo'lasiz qiyomatgacha. Keyin jannatga kirasiz dedi. Yoki hozir o'tib Parvardigorning huzuriga yetasiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida turgan yigit harakatlash: "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi?" deb xursand bo'lib ketarisiga sig'masdan. Rasululloh agar tanlagandachi tirik bo'lardi hozir. Qiyomatgacha ustimizda turar edi. Bunday holatga tushib qolmasdik. Hali yigit terisiga sig'ma ketgan ekan, "Bizni tanladingiz-da albatta" deganda, payg'ambarlardan hech qaysiga bu narsa ro'baro qilinganda dunyoda tanlagan emas. Rafiqul alamin al-janna shuni tanladim dedi. Agar arziydigan narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda qo'yilar derdi. Qalbingizda to'rini to'ldiringlar dunyo bilan derdi. Undan tashqari men afsus bo'lsinki, dunyoga muhabbat qo'ysiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz ekan. Yozib qo'ygan ekan, masalan, bittamizning bo'yimiz 1.70, yesimiz 80 deb yozgan bo'lsa, rozi bo'lib yashayapmiz shunga, to'g'rimi? Nimaga men nemis, nimaga fransuz bo'lib qolmadim deb shikoyat qilmayapmiz u? Ha, bo'yingizni, vesingizni shunga rozi bo'ldingiz. Nimaga rizqingizni shu kayonligiga rozi bo'lmaysiz? U ham shu rizqning o'z bitta narsasi. Abu Darda roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi: "Kim biz uyga kelgan mehmonga borib qonni to'g'izib qo'yadi desa, bitta odam turib men deya olmayapti, chunki qo'lida hech narsa bo'lmagan ularda." Uch marta so'raydi. Rasululloh uchun jonini berishga tayyor bo'lgan sahobalar, lekin bitta sahobar men qonni to'g'izib qo'yaman deya olmayapti chunki yo'qligidan, lekin bittasi shikoyat qilmagan. Xazina 3 ta narsa deyilgan ekan ulamolar tomonidan. Dardingizni birovga shikoyat qilmaslik, kamchiligingizni shikoyat qilmaslik va kasalligingizni shikoyat qilmaslik deyilgan ekan. Kambag'allikni dardda bir qiyinchilikdir. Birovga dardingizni aytmaslik haqiqiy boylik degan ekan. U egasi bor, adresi bor u kimga shikoyat qilishlik. Lekin o'sha adresdan uzilib qolganmiz biz. Bir-birimizga shikoyat qilib, xuddi ushatib qo'yadiganda qarama xiylanib qolsan deb. Kim deganda Abu Darda men deb turdi. Uyiga bordi, bir kishi turadigan ovqat bor edi uyda. Oldiga qo'ydi, chiroqni o'sirdi, chappilab o'tiraverdi, yegandek. Kim uchun qildi bu ishni? Uzoq bildi. Odamlar deb qiyani yo'q. Ayoli ham bilmadi kerak bo'lsa. Qo'yib chiqib ketdi, erim bilayapti deb. Bola chaqasini ochib qo'ydi shu kuni. Lekin ertalab oyat nozil bo'lmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Mana shu qorong'i kechada bo'lgan ishni Alloh azza va jalla ko'rdi, 7 qavat osmon ustidan ulardan rozi bo'lganligini oyatlarni tushirmadimi? Bir chin ovqatni Alloh roziligini olish bo'lgan ekan, bir chin ovqat bilan. Nimaga desa, qalbida bo'lmagan bu dunyo. O'shuning uchun mazza qilib yashagan ular. Aytganmiz, bir olim o'tirsa, keldi bittasi. Sizni shomga chiqargan karvoningizni o'g'ri uribdi, qaroqchi uribdi, nol bo'lib qolibsiz desa, ozgina turdida, alhamdulillah dedi. Ettas kuni haliga shu xabarni olib kelgan odam xursand kirdi, masjidda o'tirdi, Alloh saqol yana olin. U karvon sizniki emas edi ekan, sizning karvoningiz ertaga kirib kelar ekan, juda katta foyda bilan kelyapti ekan dedi. Ozgina suyu saqlab turdi, o'ylanib, yana alhamdulillah dedi. Hali xabarni olib kelgan achchiq kelib, "Ha, u so'zga ham, bu so'zga ham alhamdulillah dedingiz. Nima buni siri?" dedi. "Bor burdingizdan ayrilib nol bo'lib qoldingiz" dedi. O'ylanib qalbimga quloq solsam, qalbim hech narsa demadi. Siqilmadi. Ha, qalbimga joylanib qolmagan ekan dunyoyim. Alhamdulillah deb xursand bo'ldim dedi. Ertasi kuni bo'lib ketibsiz, pulli bo'lib ketibsiz, boy bo'lib ketibsiz dedingiz, yana qalbimga quloq soldim dedi. Qalbim xursand bo'lmadi dedi. Alhamdulillah, qalbimga joylanmabdi, Allohga hamd aytdim dedi. Chiqsiz qalpog'ingiz sug'urib ketibdi. Siqildingizmi? Demak, qalbingizda joy bor unga. Chiqdingiz, chizib qo'yibdi bir chekasini o'g'lingiz yo qizingiz mashinangizni. Siqilyapsizmi? Qalbingizda joy bor bunga. Endi bilmaysiz, sug'urib ketishga odat bo'lib qoldi hozir. Birodar, siz siqilsiz ham ketdi u. Siqilmasiz ham ketdi. Endi rozi bo'lib qo'yaveringda. Xotirjamlikni bilasiz.
وَالَّذِينِ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ Ha, beni bandalarımın musibet diyse açıdı ki, elbette biz Allah'ın mülkümüz, elbette Allah'ı yemek alamız. Doğru deyin de, dottu sizden bu oldu, tamdan taşı var sizden bu oldu. Razı bol olayım, bay bol olayım. Kalbini dünyaya vermeyen sahabalar, Umayr ibn-i Sa'd radıyallahu anh'u, Khimske vali kılıp yubaradı Hazreti Umar. Bir yıl türedi. Khims, aklı şöyle inci buladı ki, 6 ay türmüydü dedi yenge bugün valide. Şikayet kılışı uğradı, şikayet kılışı uğradı Umar'a, anlaşılır uğradı. Bir yıl geçe Umayr'dan şikayet hem kemiydi, Medine'ye yönetiliş gereği bugün salak pulları hem kemiydi. Hazreti Umar muhatta bir zirek adam bugün, bu dedi bir iş var bir de dedi. Nime geldi şikayet hem kemi yaptı, nime geldi pul hem kemi yaptı. Çakırtır dedi. Hat yazadı, ey Umar, hatta alışısından yetip gelin, topla kendine seyze alıp dedi. İki ayda gelirken de kişi. Kirip, ya Amiral Mumini ben geldim, sen kimsen dedi tanımazdan. Dese, Umayr ben dedi. Arkası tura haltası var. Bir yıl hakim bop durgen, gubernatör bop durgen, vali bop durgen adam. En bay vilayette. Hala yaptıysa, Umayr. Ha, ben seni iki ay bunun gelişini aytıyordum mu dese, ha, hatta alışımdan çıktım yolga dedi. Piyede geldim, ha piyede geldim. Ha, ne demek at ben o soramadı hamimden dese, ha, bir erişim oldum ya sonra geldim, hayal kıldım dedi. Nemege bir yıldan beri dedi, pul keme yaptı dedi. Dese, şahar asakallarını topladım, çüken puldu, şaharda ihtiyacı sarpladım dedi. Çünkü şikayet kemegen buladı. Arkayında ne mi var dedi. Ha, bağırıp toplayan asam köter yürüp arkamda dedi. Hazreti Ömer, elbette şu binasa bağ arkası dedi. Hani töşçü dedi töşse, bitti abdestası, bitti kiriyo adıyan cama, bitti piyerası, bitti çayna gibi buladı buralarlar. Ana dünyaya muhabbet kurmayan adamlar kanal boyuyor. Tasavvuk olabilirsin mi? Bir yıl vali bulup duruyor adam düşünce kalp gelişir yine. Bir madde büyüdüz, hobda bağırdım valilikçe, endi bağımıyım ben. Minki cevap verin, özünü kışlağa geket edi. Hazreti Ömer, harası da yani özünü hizmetçisini cönet edi, bağır dedi. Zire adam boyuyor. Üç gün mehman bol dedi, kör dedi. Eğer o bizi aldığımız onu kembağal fakir olup, yüge basıp koyan olsa, haberini etsen. Yo eğer hakikaten şöyle kembağıl olsa bir haltatıyla verir. Mananı bir teşriği işletsin dedi. Baradı harısa. Üyüge kiradı. Üç gün mehman baradı. Üç gün çevretine üç törden bir kere uğradı. Üç mehan. İşte çözmediğimiz o biz. Şimdi kalan rağını törden biri etten anlaşı bitti üç naka. Ebette üç naka bitti ki üç naka yiydi. Umayr'da koşunsa şıkıvay dedi ki mehman dedi. Mehman da hakkı üç gün dedi. Eğer ketmakçı olsayız ketin yende deyin. Çünkü Umayr'da kıyna koyduz deydi. Eğer hatın iyi diyen tağımdız gibi bir şey yaptı deydi. Ana kalbine gelip dünyada bağlamayan kişiler. Kan o kişiler. Çakıradı. Umayr deydi. Meni Hazreti Umar mana işimle yönet oldu. Hakikaten fakir eken siz. Mana dedi mana sizge de birdi. Bizge kereyemez. Bizi günümüz özü yakşı deyip durdu. Ayol eşit edip durdu. Ayol eşit durdu. Ayol ne deydi? Alorin dedi, fakat o sahabanın ayalıydı o. Alorin dedi, bizge kereyim olmasa şaharımızda dedi, kembağallar var dedi, şuraya tarikatımız dedi. Anakeler. Eğer zor, ayalım çünkü layık. Alıştı, ertelik eşe tarikatçı vardı. Halifen aldıya çakırtırken de vardı. Puldu verdi, avukatı verdi, kimdi verdi. Etti ki, üyümge dedi, iki tane çevresi taşak yiyen ben dedi, halifen aldı eti yaptı. Onun geçe hudak başa, üç gün Türk'ünde barık yoradığın yolda buladı. Üyünde ikide çevret koyan, koyanını Allah verip duruyor. Lekim ona kıyımda alamam dedi. Çünkü ayağının üstündeki köyündeki nabızlaşıyor. Bir de kıyımda alıp giderdi. Manaka adamlar boyayken, kanaklı yaşayan iken bunlar diyorsunuz da. Boyayken hadis kudüsü hikayeli yaptı. Matinge de yaptı. Hatır camliği degen, boyluydu sop koyamam, fakirliydi koyundan kaytaramam. Boyluk, burage muhtaç olmaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, hu bilen, bu akıllar cinde bir ağırlığa dersek için az gene vakti tüketi yaptı. Afkulasılar. Hazreti Ömer halife oturken payette Abdullah ibn Abbas peygamberimizin cihanı yeri koşunu buladı. Yeri de işleyerken adamla uğruşu koyken payette Abdullah ibn Abbas kattık. Gazap kıladı da halifege, amiral mumininge ey hattabdı balası itlerini beni yerime aldıdan sürgündettir halifege yazardı. Yani assalamu aleyküm amiral muminin yok. Hattab'ın balası, sen itlerini meyirine aldı bir yazadı.
Şunda Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'de oğlu buna sana eşit durup, ya Amir al-Mumin, etedi atacan değil misiniz? Amir al-Mumin'i bozsa, çünkü bir hürmetli kralım dediğinde, bu dedi Resulullah da ciyanı ahli beytiydi. Hatli arkası yazdı. As-salamu aleyküm ve rahmetullah, ya Resulullah'ın ciyanı, bir falancı falancı, eğer şu yer, siz bilen biz ortamızda sağlıklıkla sebep olayken bozsa, yer ve onun içindeki hemen hizmetkarları benden sizce hediye edip yazdı. Hazreti Ömer'in boyu bu gelmez buradalar. 12'de yamağı bilen hutbe çıkıp yapırken minberde. Şuna kadar kişiler bu gel. O halen ki ana şu davada Fars bilen Rum'da hazinesini töküp koyuşken dedim Ali'nin hazinesi. Bu şuna kişiler bu gel. Onlar boy bu gel. Kolu da pulu bulmasayan boy bu gel. Çünkü kalıbı da fakat Allah'ın muhabbeti bu gel. Hüküm olarak dedi. Dünyadaki hemme yaman ligler yaman işler bit düğüge berkitildi, kulüplendi. Onu kaliti dünyaya muhabbet koyuştu. Hubbu dünya, rası kullal hatıya. Dünyaya muhabbet koyuş, hemme yamanliler berkitilgen eşiydi, açı varadigen kalit. Ve cemiyi ki yakşililer bit düğüge berkitildi, kulüplendi. Bunu kaliti zahidlik. Zahid degeni, bir hacet boruş degeni. Terki dünya kılıç degenemez, puldu tapadı. Maşinanı minadı üydü sol eleken kalbi demez bu narsa. Şunalı mı? Pulu var milyon yan milyardan eleken kalbi demez. Bu ege oğlum singer elhamdülillah da koyuverdi. Sıkıl mıydı dünyası için? Hususen rızakı yapır yapırken bitti misafirden tüketemiz skubattı. Bana bizi köçeke 31 degen marşı yüktüredi buradalar. Bana cider edişi bilen alım tebege varadı. 20 minut 25 minut intervalı bilen keledi. Kastablar aslında piyada duruşadı. Kaçan karasa kastablar 31 kelekkeni körüşü uğradı. Hala 31'de kütüb alın tebege varama diye ki adam oturadı hiç 31 kemiydi. Özü 20 minütte keledi. Kütkeni üçün kütekki adam bir uzak kokşa körünü yaptı. Kütümeyekken kastablarga her 5 minütte 31 kelekkeni kokşa yaptı. Kütkengem, kütümegengem özü 20 minütte keledi. Kütkeni üçün kıylanıp geti yaptı. Kütmegeni üçün mazakalı yaptı. Buradalar bu rızkı Allah yazıp koygen. Onasımızı konuda bir yüzgüme bir günge tolgen günümüz rızkımızı, acalımızı, amalımızı, borar cevabımızı yazıp koygen. Tamdan taşa varsa gen gel şu. Kaçan bu keterkin mende sıkıl yapbiz mi? Uzak koşu orada sıkıl oramız. Yani taşa koyun da. Ha kepti mi 31'de koyasın? Min afsus bo'lsin ki bizi kalbimiz Allah'ın muhabbetini koyup ana şu 31'de küçük bir anvarı koyan. Kaçan kılarken ben, kaçan pükküz olarken ben, kaçan yeterken ben. Addi, sadda, leken lönde misal buradırlar. Kütümeyler de, mehnet kılın, dekançılık izmi, kastapçılık izmi, kılın. Leken netice sakıda gam kımın, kegen de sana koyun. Ama onça fayda yoktu, taşa koyun. Ana hatırcam deki. Aslanıp gel oturmayla buradırlar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.